şu anda da ikinci yasaklama aşaması sona erdikten sonra artık 100 Thieves, Ormancı ve Orta Koridor tercihlerini yapacak dediğimiz anda hiç beklemeden yaptılar bu seçimleri. Nocturne, Lissandra. Kaybettikleri oyundan hiçbir farkı olmayan bir kompozisyon kurdular. Ki oyunu da çok erken kaybetmişlerdi. Ve erken oyunda yani 6. seviyeden sonra kuvvetli bir kompozisyon ama oyunda Invictus Gaming kadar iyi bir erken oyun takımı olmadı hiçbir zaman 100 Thieves. Ve diğer tarafta Invictus Gaming gerçekten oyunun erken aşamasını çok güçlü, iyi geçen bir takım. Bireysel yetenek anlamında da rakibinden daha üst düzey. GP kilitlendi, Gangplank dışa in ellerinde olacak ve Ryze orta koridora gidecek mi acaba bu arada? Şimdi bakıyorum, öyle gözüküyor. Son anda bir değişiklik, sürpriz yapmazlar diye düşünüyorum. Yani, zaten Gangplank için bu koridor açıkçası çok basit bir koridor. Yani rahat edebileceği bir koridor. Belki seviye 6'dan sonra kule atları gelecektir ama seviye 6'ya kadar da zaten Gangplank o oyunun başındaki o sıkıntılı dönemi kısmen atabilecek. Ama koridor aşamasında şu anda 100 Thieves'in seçimleri erken aşamalarda çok daha güçlü seçimler gibi duruyor. Invictus Gaming'in her bir seçimi ciddi eşyalara ihtiyaç duyan ve güç patlamaları çok erken olmayan şampiyonlar. Normal şartlar altında takımlar arasında bu kadar seviye farkı olmasa 100 Thieves'in erken ve orta oyun kompozisyonunun çok çok daha iyi olduğunu ve kazanma şansının bu süreçte ciddi olduğunu iddia ederdim ama rakip Invictus Gaming ve erken oyunda haritayı oynama anlamında rakibine göre çok daha üst düzey ve daha yetenekli bir takım. O yüzden 100 Thieves kompozisyonu daha iyi olmasına rağmen çok da net bir şey söylemek mümkün değil şu an. Artık vadiye geçmenin de zamanı geldi. Çok kısa bir süre sonra bu iki takım arasındaki mücadele başlayacak. Bir tarafta Kuzey Amerika'nın ikincisi 100 Thieves. Diğer tarafta Çin'in ikincisi Invictus Gaming ama şöyle bir fark var. Çin'in ikincisi bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Zaten neden öyle olduklarını da şu ana kadar oynadıkları oyunla çok net gösterdiler. Invictus Gaming, yani görece kolay bir grupta olduğunu söylemek lazım. İki tane gerçekten sorunlu takımın 100 Thieves'in ve G-Rex'in olduğu bir grupta. Invictus Gaming şu ana kadar iyi test edilmedi. Test edebilecek tek rakip Fnatic de onlara karşı da gerçekten olağanüstü bir oyun ortaya koydular. Açıkçası ben gruplardan sonra Invictus Gaming'in gerçekten bir test edilme durumunun ortaya çıkacağını 5 maçlık serilerde düşünüyorum. Şu ana kadarki performans çok yanıltmamalı o yüzden. Her ne kadar çok çok iyi gözükseler de, evet bu turnuvaya favori olarak gelseler de. Ama tabii ki zaten ana favorilerden bir tanesi değil Invictus. Yani ilk iki favori arasında değil. Onlar KT ve RNG. Yani kendi bölgelerinin birincileri, Kore ve Çin'in birincileri daha da favori görülüyor bu turnuvada. Ama açıkçası buradaki bütün maçları izledikten sonra herkesin herkesi yenebileceğini gördükten sonra gerçekten yine de... Yine mi bir şey döküldü? Evet galiba olabilir. Yine bir Amerika oyuncusu, bir NA oyuncusu. Geçen sefer Danimarka'ydı ama. Yok NA oyuncusuydu sonuçta ama. NA'de çok fazla oluyor bu arada. Bravo ya. Bu arada şeyden söz edeceğim. Favori dediğin RNG için ama... Bu Invictus Gaming RNG'yi 5 maçlık seriye götürdü. 5. maçta, LPL finalinden bahsediyorum. 5. maçta 2 inhibitor aldı. Çok zor bir kompozisyonla, işletmesi çok zor bir kompozisyonu işletiyordu o maçta Invictus Gaming. Neredeyse maçı kazanacak noktaya getirdi. Ama bir tane gerçek var, o da her iki mevsimde de RNG'nin Invictus Gaming'i yenmiş olması. Aynen öyle. Bu takım çok genç bir takım tabii. Yani takımın nişancısı daha yeni 2 sezonunu geçiriyor. Gelecek sene belki de bu takımı çok daha dominant göreceğiz. Aynen öyle. Çünkü bütün oyuncuları burada büyük bir tecrübe kazanacak. Tishai 18 yaşında. Jackie Love 18 yaşında. Baolan genç. Ning genç. Rookie bir tek bu takımın tecrübeli oyuncusu. Bir de Duke oynadığı zaman tecrübe katıyor oyunun içerisine. O yüzden ilerleyen senelerde mutlaka oyuna bakışları ve dominantlıkları artacaktır bence. Daha yüksek, çok daha iyi bir takım izleyeceğiz. Bence de. Bana da öyle geliyor. Diğer taraftan 100 Thieves ise çok yaşlanan bir kadroya sahip. Rui olsun, Afrumu olsun, Sunday olsun. Yani anda takımın genç oyuncularından bir tanesi. Cody Sun da öyleydi. O da genç bir oyuncu aslında ama Rikara'yı oynatıyorlar burada. Tabii Rikara'yla problemler yaşadılar. Ya Cody Sun'ın bu takımda etkili olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten patlayıcı bir gücü olması. Yani nişancı rolünden aldığı avantajı haritaya yaymayı başarabiliyordu. Ve bu sayede en azından Vanada Thieves'in elinde ekstradan bir rakibi korkutmaya yönelik silahları vardı. Ama şimdi o da yok. En azından Cody Sun iyi bir koridor oyuncusuydu. Koridorunu kaybetmiyordu. Ama Rikara sürekli olarak koridorunda geri düşüyor ve kazanmaları gereken eşleşmelerde dahi çok etkin olamadığını gördük. Bir tek G-Rex'e karşı fena bir maç çıkarmadı. Ya iyi bir maç çıkardı hatta. Ama onun dışındaki karşılaşmalarda çok bir etkinliğinin olduğunu söylemek güç.
Yani şunu söyleyebiliriz aslında Ricard için. Birazcık rakip seçti. Yani korkmadı, rakibe karşı agresif oynamayı başardı ama diğer takımların da isminden korktuğu çok açık. Yani normal sezon karşılaşması oynamadığını hatırlatalım. Sadece mevsim finallerinde Liquid'e karşı yarı finalde oynadı. O problem yaşandıktan sonra Kodisan'la. Evet. O yüzden... problemin de ne olduğunu kimse bilmiyor zaten. Yani içeriden gelen bazı bilgiler var ama doğruluğu soru işareti tabii ki. Bakalım bugün Jackie Love, Baolan ikilisine karşı ne yapacaklar? Fnatic maçında iyi görünmedi açıkçası. Genç nişancı. Yine alt tarafı ittiren bir Leona ve Kai'Sa ikilisi var. Ama tabii dikkatli olması lazım da Jackie Love'ın. Rakan'ın o erken seviyelerdeki hasarını göz ardı etmemesi gerek. Tabii burada... Aynı şey Leona için de geçerli. Aynen öyle. Yani burada aslında erken seviyede itmelerinin bir sebebi de rakibe o ikinci seviye avantajını vermek istememeleri. Tabii. Çünkü Leona'nın birinci seviyesi Rakan'ın birinci seviyesinden biraz daha iyi diyebiliriz. Ya bir de bu koruda şöyle bir zorluk var Rakan için seviye 2 olduktan sonra. Artık Kai'Sa'nın E yeteneği de geleceği için o W yeteneğini tutturmak Rakan için bayağı bir zor olacak. Aynen. Şahane güzel oynadı burada. Sandığın kırıp geçirinden çok güzel biçimde kaçtı. Tabii üst koridorda da eski jenerasyon Koreli üst koridorlardan birisi ve yeni jenerasyon Koreli üst koridorlardan bir tanesi oynuyor. O yüzden buradaki mücadeleyi izlemek de oldukça keyifli olacak. Kore tabii her zaman üst koridorlarıyla ünlü bir, yani League of Legends'da her yeriyle ünlü aslına bakarsak Kore ama her zaman çok çok üst düzey üst koridorlar çıkarmıştır. Yani Faker dışında akla gelen 2. 3. 4. isim belki de hep üst koridor olmuştur. Aynen öyle. Smeb olsun, Smeb, Marine olsun. Bu arada... Evet güzel bir takasa girdi burada Baolan. Afumu'ya bayağı bir hasar verdi ama zarif uçuşla beraber orada hemen bu takasın karşılığını alıyorlar. Jackie Love umurunda bile olmadı aslında Baolan'ın da hasar yemesi. Biraz ön saflara çıkıp takım arkadaşına yardımcı olsaydı muhtemelen Baolan oradan bu kadar fazla hasar almayacaktı. Ama yine de onlar adına iyi bir takas olduğunu söyleyebiliriz. Orada Rookie ve Ryu her ikisi de eski KT oyuncusu. KT Arrows and KT Ballista beraber oynuyorlardı. Yani farklı farklı takımlar kardeş takım, ama kardeş takımlar ve çok tabii bu takımlar yakın oluyor. Hatta evet. Aynı ofiste kalıyorlardı yanılmıyorsam. Birbirleriyle antrenman yapıyorlar. Birbirleriyle antrenman yapıyorlardı. O zamanlar da güzel zamanlardı. Evet. Najin'in Sword ve Shield olduğu zamanlar güzel zamanlardı. White Shield. Black Sword. Yok White sadece Shield. Sword diye hatırlıyorum. Sonradan değişmişti galiba. Yok Black Sword, White Shield aynen. İşte. Black Sword'la White Shield vardı. Siyah ve beyaz gibi onların isimleri de. Ki dünya şampiyonasında da güzel anılar bırakmışlardı. White Shield en azından. Someday ışınlarını kullanarak koridora geldi. Bu arada Ning'den erken bir baskın için Baolan erken bir biçimde oraya girdi ufuk kılıcıyla. Biraz fazla erken girdi diğer tarafta Ryu. Olmuş. Burayı göremedik ama Rookie bire bir de aldı skoru. Bu hiç beklenmedik bir şey bu arada. Yani Lissandra ile çok erken seviyelerde daha üste dönmemiş Ryze'a skor vermek ya bir soru işareti. Büyük bir soru işareti, sadece soru işareti. Şunu söyleyeyim Ryu bugün Caps'e de skor verdi 1v1'de. Ryu ilk günde de 1v1'de skor verdi bu arada. Ning hala burada. Yalnız şimdi sıçra gelmesine rağmen burada Ricard'ın düştüğünü göreceğiz. Alt koridordaki ilk skorda Baolan'a gidiyor. Anda buraya gelmişti ama yapabileceği bir şey yok şu anda. Yine Invictus'un erken oyun agresifliği. Yine açıkçası bir de 100 Thieves'in koridorlarının hiç iyi geçmediğini, hiçbir zaman iyi bir koridor aşaması geçiren bir takım olmadığını varsayarsak açıkçası Invictus Gaming'e karşı zaten çok zorlanacakları belliydi. Burada da birebir skor. Yani. Ama yani şimdi resmen Ryze bana hasar vursun diye dikilmiş orada. Yani gerçekten yani Ryu kalitesinde bir oyuncunun bunları görememesi hani benim içimi parçalıyor. Tecrübeli bir oyuncu çünkü Ryu. Ama sık sık bu tip bireysel hataları yapmaya devam ediyor. 100 Thieves'in seviyesinin belli bir seviyenin üzerine çıkamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Sürekli olarak orta koridordan yetenek eşleşmelerini kaybeden bir oyuncuya sahipler çünkü. Ki Ryu'nun isminin zamanında bu kadar çok anılmasının sebebi oyunun her yönünü oynayabilen bir orta koridor oyuncusu olması. Yani takım savaşı başlatması derken yukarıda bakalım Shy düşecek mi? Erken 6. seviye olunca bir şeyler denemek istedi orada ama Ning buraya yakın ve sıçrası var. Yırtıcısı da, da var. Şimdi Ning anda yumursamadan yırtıcısını kullandı ama tabii. Deneyecek mi? Bir deneyecek gibi duruyor ama minyon sayısı neyse bir de sıçrayla girdi. Güzel bir deneme ama Samday'da aynı hızda sıçrasını kullanıyor.
The Shy 6 olduğu gibi burada Ning ve The Shy'in denediğini gördük. Ama Ning çok güzel uzaklaştırdı Samde'yi minyonlardan. Ama sıçraya değer miydi? Orası bir soru işareti. Skoru alabilselerdi, özellikle GP'ye skoru verebilselerdi. İki tane sıçra gitti ama. Evet. Ama yine de... Ning kötü yakalandı burada. Anda çok güzel sıçra. Burada Ning'i alacaklar. Ning'in kaçışı olmayacak. Skor da Ruyu'ya gidiyor. Hayır, Anda'ya gitti. Daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Çünkü Lissandra'nın kartı... Bu arada Rookie. Rookie burada bekliyor ama Anda da geldi. Var. Rookie yalnız güzel oynadı. Çok güzel bir arındır geliyor burada Rookie'den. Ruyu'yu tekrar yakalayabilecek mi? Nox'ı gelir mi? Anda hemen kalkanını kullanarak burada bir kere daha korkuttu Rookie'yi. Çok kötü büyük kalkanı bu arada. Rookie'nin sıçrası var. Rookie ultisini de kullanıyor burada, yakalayacak. Anda yakalayacak burada. Anda'nın kaçışı olmayacak. Rookie çok agresif bir oyun. Hala sıçrası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Attı o sıçrayı. Rookie oynadı burayı. Acaba? Daha fazla asist vermek istemiyor. 600 altın ver dakika 7'de. Yani facia bir Anda'dan büyük kalkanı geldi. Facia bir Anda geldi, evet. Sen de hızlı başladın. Evet. Sen de hızlı güne sen de hızlı başladın. Tekrar bakalım. Tabii arındırı olduğu için burada yani Ruyu da önceden demiyor ki önce bir W'yu kullanayım. Arındırını belki o zaman alırım. Önce ultiyi basıyor direkt olarak arındırla kurtuluyor oradan Rookie ve takip etmeye devam ediyor. Büyük kalkanı çok kötü geliyor söylediğim gibi Anda'dan ve slash'ını bile sıçrasını bile kullanmadan skoru almayı başarıyor ve Samday de önde kalıp skoru veriyor. Bu koridoru tabii ittirebilme avantajı Samday'de olduğu için yalnız. Yani daha pozisyonun tekrarı evet. Hazırlanırken başka bir yerden skor geliyor. Valander Tivz'in biraz daha oyunu ciddiye alması lazım. Yani ciddiye alsalar bile kazanabileceklerini düşünmüyorlar sanırım. Ning'e rahat bir skor gitti burada. Samday'ın da oyundan birazcık koptuğunu görebiliyoruz az önceki pozisyondan sonra açıkçası. Tabii hiçbir iddiaları yok onların şu anda ve sadece prestij için buradalar. Alt koridorda yine oluşmaması gereken bir minyon üstünlüğü. Invictus Gaming Lane'e 20 minyonluk bir üstünlük var. Şimdi Afro'nun seviye 6 olmuş. Burada Nocturne'de arka tarafa şu an geldi. Belki bir şeyler çıkartmayı deneyebilirler ama Jekyll Love'ın arındırı var. Belki Baolan üzerinde bir şeyler denenebilir ama o arada da Jekyll Love'dan gelecek hasara da dikkat etmeleri gerekecek. Ve biraz evvel Sampon seçimi saklama ekranında da bahsettiğim gibi fırtına biçenli bir eşya dizilimine gidiyor Jekyll Love. İki eşyada oyunu bitirmek amaçları belli ki yine. Minyon sayılarına baktığımızda da Samday'in ölmesine rağmen önde olduğunu görüyoruz dışarıya oranla. Bir ara 25 milyon falan öndeydi zaten. Evet. Ama aynı fark Rookie'nin de Rüya karşı. Aynı zamanda alt koridorda da var. Zaten çok bahsediyoruz bu takımın yegane iyi oyuncusu belki de bu seviyeye yakın oyuncusu Samday. Belki de birazcık Afro'mu da ikinci o da sırada olabilir. O da çok düştü ama onu evet. Da unutmamak lazım. Ama yani şimdi uzun süre yanınızda oyununuz nişancı olmadığı zaman yani sizin de oyununuzda belli başlı noktalarda bir düşme olabilir. Bunu Afro'muyu bence burada yok, anlayışla karşılamak lazım. Bu turnu özelinde konuşmuyorum. Genel itibariyle NALCS sezonunda da böyleydi. Tabii ama yine yani takım içinde belli bir şeyler olduğu çok bariz. Tabii. Ya bu takımın lideri zaten Afro'mu sonuçta. Abisi. Aynen. Yani Kodisan'la alakalı yaşanan problemde onun da mutlaka şeyi vardır yani. Bilgisi ve belki de kendi isteği. Evet yani 100 TV's buraya gelirken zaten asıl amaç birazcık da sonuncu olmamaktı grupta. G-Rex'e ya da İşte alt kısımdan gelecek takımı iki kere yenmekti. Ve onu da başaracak gibi duruyorlar şu anda açıkçası. Ruyu burada bir an için ters bir pozisyonda kalabilirdi ki zaten şu ana kadar yeteri kadar ters pozisyonlarda kaldığını gördük. Tabi IG tarafında da Ning şunun farkında. Üst koridorda Samday bu kadar ittirmişken Nocturne gelmişti aslında bir ninja baskını ama üst koridorda Gangplank'i ayakta tutmak adına her şeyini şu an IG tarafı üst koridora yatırdı. Uzun süredir Ning orada bekliyor, yaklaşık 1,5 dakika oldu. Ama orada tabii ki totem çok işini rahatlattı Undertale cephesinin. Afro'mu da kenara bir totem bırakıp geri geldi buraya. Hayır, sadece görüşü almış orada. Ben orada birazcık minyonun gelmesine müsaade ederler diye bekledim Undertale tarafı. Dondurmak için biraz daha ileride. Anda'nın
ulti atabilmesi için ama onu yapmadılar. Şimdi hatırlayalım bıraktı. Bunu KT yapmıştı. Evet. Yalnız yine orman girişi kontrolünün, nehir kontrolünün IG'de olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Totemler konusunda erken safhada olmamıza rağmen fena bir iş çıkarmıyorlar. Yani Ning'in odak noktası burası. Orası belli oldu. Yalnız burada Samday'in çok fazla canı yok. Dikkatli olması lazım Ning'in. Şu an yırtıcısı da var. 6. seviye olduğunu da görebiliyoruz zaten. Samday'in de sıçrası var. Sıçrası ve ultisi var. O yüzden çok kolay olmayacaktır açıkçası onu öldürebilmek. Ama Ning bunu zorlayacak. Belki kendi sıçrasıyla burada Samday'in önüne geçerse bir şeyler yapılabilir. En kötü ihtimalle onu üste gönderip burada belki kuleye biraz hasar vermeyi düşünüyor olabilirler ama zorlamayacak Ning. Zorlayacak Ning. Bakalım. Bakıyor şu an bir şey yapabilir miyiz diye. Yapamayacağını anladı artık aynen herhalde. Öyle. Bir şey yapamayacaksak da o esnada üst animasyonumu başlatayım, dönerim. Vakit kaybetme, 7-8 saniye kaybetmeye gerek yok diyor. Ki o da üstüne döndü. Şimdi alt koridor tarafına doğru gidecek. Burada takım savaşı başlatmak için çok daha ideal bir... Bu arada orta koridorda şimdi Rookie yakalandı. Rookie sıçrasını kullandı. Anda'dan çok güzel sıçra ama yetmiyor. Anda. Çok doğru zamanda sıçrasını kullandı bu arada Rookie. Evet yani tam o korkutma patlayacağı anda kullandı. Aynen. Anda'nın biraz daha erken kullanması gerekiyordu ama Anda da çok iyi denedi açıkçası. Şunu da ekleyelim. Tabii Nocturne için çok zor bir oyun. Evet. Öncelikle her iki koridorda da arındır olması. Yani baskın yapma ihtimalini bayağı aza düşürüyor ama tabii takım arkadaşlarından gelecek olan kitle kontrolüyle birlikte aslında bu açığı kapatabilirler. Bu da bu iki oyuncu arasında yani Nocturne, Lissandra, Nocturne, Rakan arasındaki sinerjinin çok iyi olması bağında bunlar gerçekleşebilir ama şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaştıramadılar. Kesinlikle. İki koridorda arındır var. Bu arada alt koridorda... Oo, bu arada şu anda Afromu, Jekyll'a ve Bavlon'a yakaladı ama Ning yetişiyor buraya. Fukılcı tutmadı. Ning çok agresif oynadı. Rikara sadece bir canı var. Güzel bir Leon ultisi geliyor arkadan. Skorda Ning'de kaldı üzerinde. Burada. Tutuşturla beraber. Jekyll'a bırakma tutuştur o skoru ve kendisini öldürdü. Diğer taraftan Ryu ve Samday geliyor. Ning ve Bavlon'un da burada düştüğünü göreceğiz. 100 Thieves bu sefer güzel toplandı. Ve 3 skor birden alıyor burada. Her skor başka bir oyuncuya gitti. Anda, Samday, Ryu her biri birer skor aldı. IG o yine erken agresifliğini yapmak istedi ama Jekyll'ın o skor için oraya o şekilde girmesi ultisiyle beraber minyon dalgası vesaire de yoktu. Artı zaten çok kolay... ölecekti. Tutuştura düşecekti zaten. Belki emin olmayabilirdi. Bu arada biraz ilginç bir Gangplank ultisi. Evet. Yani minyon dalgası yok. Kule zaten düşmüş. Gereksiz kullanılmış bir ulti oldu. IG birazcık şimdi... panik oldu sanki. Panik olduklarını sanmıyorum ama burada doğru bir karar vermediler ama bu zaten onların normal sezonda da yapabildikleri bir şeydi. Bazen karar hataları verebiliyorlar bu şekilde erken agresiflik peşindeyken. Ning burada adeta yok ediyor zaten Rika'ya. Sadece çok küçük bir canı kalıyor. Burada Afromun ultisini yiyor ama tanklayan Ning. Ning agroyu bıraktıktan sonra Bavlan değil Jekyll avalıyor agroyu. Evet. Dolayısıyla da burada yapılacak bir şey kalmıyor artık hem aynen Ryu öyle. Hem de Samday gelince. Bir ışından bir de Ryu da buraya doğru dönmeyi başarıyor. 3 skor anlamına geliyor. Açıkçası 100 Thieves'den şu an gruplarındaki iki büyük takıma karşı yapılmış en iyi hamleydi şu 4 maç içerisinde. Yani ne Fnatic maçında ne de bir önceki IG maçında böyle bir hareket yapmamışlardı derken 100 Thieves cephesinden yine bir hatalı karar ama Afromu burada çıkmayı başarıyor. Ryu bakalım aynı şekilde şanslı olacak mı? Evet. O da çıkmayı başardı. Karşılığında tabii alevejlerini aldı IG. Invictus Gaming bir de orta koridor kulesini alacak şimdi. Onlara karşı durma şansı yok pek 100 Thieves'in az önceki takaslardan sonra. Yani Rookie 3 skor aldığı için bayağı tehlikeli konumda. Öncelikle 100 Thieves'in onu durdurması gerekecek. Ama oyunun ilerleyen dakikalarında arındırı olduğu için hani hedef alınması zor bir şampiyon haline gelecek. Ciddi anlamda 100 Thieves'in canını sıkacak ilk şampiyon Ryze. Ve daha devreye girmemiş olan bir Gangplank var ve üçlü kuvveti tamamlandı. Evet. Bir sonraki hedef şu an Alamet. Alamet'i bakalım hangi takım olacak. Burada IG Alamet'i bırakmak istemeyecektir. Yukarıda da tabii takaslar devam ediyor. Bu arada hani siz biraz önce iki tane arındır olduğundan bahsettiniz üçüncüsü ama aslında 3 tane var. Ben de tam onu söyleyecektim. O arada alt koridorda evet. Savaş çıktı. Yani Gangplank'in de Iskorbüt'e çaresi sonuçta tam bir arındır etkisi veriyor. Ve o çok yüzden... daha kısa süreli evet. Bir bekleme süresine sahip bir arındır. Rookie ayrı gittirme başladı.
Peki 100 Thieves'in şu anda ne yapması lazım? Yani oyunu soğutmak bir çare değil. Ellerindeki bu şampiyonlarla çok koordineli bir şekilde takım savaşı yapması lazım. Evet. Sion ve Lissandra etrafında. İki ışından var. Bu ışınlanların süresinin gelmesi, bu ışınlanların süresi geldikten sonra açıkçası bir yan koridorda veya işte flank atarak orta koridorda baskı kurduktan sonra biraz daha agresif bir takım savaşı denemesi yapmaları lazım. Çünkü her koridorda outscale ediliyorlar. Her koridorda ilerleyen dakikalarda Invictus Gaming'in kompozisyonu daha iyi bir kompozisyon. Hem üst koridorda hem alt koridorda hem orta koridorda daha çok güçlenen bir kompozisyon. O yüzden orta oyunda mutlaka bu maçı kazanabilecek duruma getirmeleri lazım. Dakika 23-24-25 civarlarında bir tane Baron'a ihtiyacı var bu kompozisyonun. Aksi takdirde Invictus Gaming Ryze ve Kai'Sa ile artı Gangplank ile kolay kolay maçı bırakmayacaktır oyunun 30. dakikasından itibaren. Anda da bir Ampiri yengeç alıyor. Artık gerçekten ben bir Yampiri yengeç sayacına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ya. Katılıyor. O bu arada Afrimu yakalanmış orada. Tabii Rookie'nin daha henüz üzerinde sadece tamamlanmış bir eşya olmasına rağmen ne kadar hasar verdiğini görüyoruz. Ryu burada Rookie yakalayabilecek mi? Ryu 4 kişi birden yakaladı. Anda şimdi içeri giriyor ama bir anda eriyen Afrimu bir Afrimu hiçbir şey yapamadı. Anda orada kronometreden çıktığı anda düşecek Jekyll Av. Güzel bir ulti takibi. Rikara da zor durumda. Rikara'nın üzerine gelen bir Ryze ultisi var. 3 kişi geldi. 3 kişi geldi orada. Rikara ultisini kullanmasına rağmen buradan çıkamayacak. Bu sefer kuleyi Jekyll Av'ın tanklaması onlar adına iyi oldu. Ve dışarıda Samda'yı kovalıyor. Yani artık hiç gerek kovalamaya yok gerek yok. Hiç gerek yok. Ama zaten kaçacak. Rookie kafaya taktı galiba. Kaçamayacak muhtemelen çünkü evet, arkada herhangi bir kule yok. Elinden geleni yapıyor. Sıçrası da var ama buradan çıkabilir yalnız. Evet, sıçrasıyla beraber çıkmayı başardı Samday. Açıkçası erken ve orta oyun kompozisyonu olduğundan bahsettik Undertale'in kompozisyonunun ama yani rakibinin taşıyıcıları üzerinde o kadar çok skor var ki. Ya Ruyu da gerçekten çok iyi yakaladı burada aslında. Tekrardan bakalım. Burada içeriye giriyor Ruyu. Girdikten sonra ultisini Ryze'ın üzerine atıyor ama Ryze'ın Merkür'ün adımları var sanırım ve çok çabuk bir şekilde ultiden çıkmayı başarıyor. Yok, Arındır'ı kullanıyor. Yalnız burada... Yok, Arındır'ı ilk en başta kullanıyor yanılmıyorsam. Evet, Ruyu çok güzel bir şekilde giriyor ama yaptığı kombolardan iki tanesi biri Leona, biri tabii ki de Gragas. Yani Jekyll'a bu takım savaşında tamamen bomboştu. Ha şöyle bir şey var, Afrimu savaşı başlattıktan sonra Jekyll Av'a gitmeye çalışıyor. Oraya gidemeden arada ölüyor zaten. 2914. Bedavadan hasar vurmak bu olsa gerek. Tabii dışayın hasarını çok umursamamak lazım. Çünkü o çoğunu Samda'ya vurdu kovalarken. Ama işte bir kere daha Ruyu yakalanıyor. Güzel ulti Ruyu'dan ama buradan çıkmasını sağlayacak mı? Açıkçası çok iyi oynadı Ruyu burayı. Ruyu burada tecrübesini konuşturdu. Bir Lissandra'yı ultisi olan bir Lissandra'yı kesmek gerçekten kolay bir şey değil. Afrimu ve Rikara'nın bulunduğu çalıda totem var ama o totem zaten iptal edilmiş durumda kontrol totemi sayesinde. Şimdi burada Rookie'nin üzerine gidecekler. Rookie'nin buradan çıkışı çok zor. Zarif uçuş kaçmasına rağmen Rikara ve Afrimu'nun hasarı burada yetiyor. Şundan bahsediyordum. O dakika itibariyle bu dakikalarda daha agresif olması lazım Undertease'in falan demiştim. Ama normal şartlarda Invictus Gaming'in kompozisyonu biraz daha geç güçleniyor ama eşyalarına bir bakalım. Yani çok çabuk güçlendi çünkü üzerlerinde işte taşıyıcılardan bir tanesinin 4 skor var, bir tanesinin 3 skor var. Yani zaten Kai'Sa'nın şu anda rakip sayıyı çok daha önde olmasını evet bekleyeceğiniz bir şampiyonu eşya olarak geçtiğini görüyoruz. Jekyll Av da son 30 saniyedir orada Samde'ye vuruyor ama... Bir gün bir şeyler yapacak herhalde. Evet, herhalde. Canı inecektir elbet bir gün. Kai'Sa'nın en büyük düşmanlarından biri Sion diyebiliriz aslında. Hem üzerine koşabiliyor, hem uzun süre tanklayabiliyor, hem kitle kontrolü uygulayabiliyor. Bunu zaten Vitality RNG maçında görmüştük yanlış hatırlamıyorsam Kabaşar'ın oynadığı Sion'la. Ama tabii ki karşı koymak istiyorsanız Vitality gibi çılgın oynamanız da gerekiyor. Maalesef 100 Thieves tarafından o derece bir koordinasyon göremiyoruz şu anda. Alev Ejderi gelecek 8 saniye sonra ve haritaya şöyle baktığımızda... Hop, mavi güçlendirme anda da kaldı. 100 Thieves'in herhangi bir görüşü yok ve kolay bir... global görev olacak. Invictus Gaming adına senin de söylediğin mavi güçlendirmede Nocturne'e gitti. Üzücü oldu bu tabi. Gerçi Lissandra öyle devasa mavi güçlendirmeye ihtiyaç duyan bir şampiyon olmasa bile
Tabii ki orta koridorunuzda olmasını isterseniz bunun. %10 bekleme süresini azaltma da çünkü kritik oluyor Lissandra için. İkinci alev ejderi. Bu tabii Invictus Gaming hele de öndeyken bu kadar. Çok isteyecekleri bir şey. Belki 100 Thieves için oralarda görüş sağlayıp bunlara bir cevap vermeye çalışmak oyuna geri dönüş için şans verebilirdi ama işte o görüşü sağlamaya çalışırken muhtemelen maçı kaybedersiniz şu an aradaki farktan kaynaklı olarak. Oldukça defansif bir pozisyonda kalmak zorunda o yüzden şu anda 100 Thieves. Ning de Shurelia aldı. Sihirbaz papuçlarını da almış daha öncesinde. Olabildiğince agresif olmaya çalışıyor tabii. Biraz evvel kombosunun nasıl hasar verdiğini görmüş Rikara'yı alt koridorda. Şu an Rikara'yı neredeyse tekleyebilecek durumda. Bu arada Shurelia iki yönlü bir eşya olması sayesinde evet. Çok daha iyi. Çünkü takımı evet. Zor pozisyondan kurtarabiliyordu aynı zamanda. Görkemli Zafer gibi sadece rakibin üzerine gideyim eşyası değil. Yetenek gücü de veriyor. O yüzden Ragaslar için oldukça iyi bir eşya. Ama çok da tercih edildiğini görmüyoruz. Shy sonunda Samday minyona geçmeyi başardı. Tabii dakika geçince böyle olacağı belliydi. Arada da çok ciddi bir minyon altın farkı var. 2500 civarı bir altın farkı var. Hem Arakçı hem takımdan gelen altın farkı. Zaten 5000 altın farkı var mücadelede şu anda. Ortada da 2000 altınlık bir fark görüyoruz. Aşağıda 1400 altınlık fark, yani şu anda zaten 100 Thieves'de üstün olan tek isim Afrumu. Baolan'ı geçmiş durumda. Bu civalı kuşa kalmış. Leon'un yapacağı combo ve diğer rakip takım oyuncudan gelecek olan kitle kontrolüne karşı. Çünkü Ryu ne yaptın? Ryu burada başına. Bu arada bir anda Rookie'yi yakaladı. Orada çok zor durumda. Kaisa'yı yakaladı. Çok özür diliyorum. Jekyll Av'ı yakaladı ve Jekyll Av bir anda düşüyor. Andan'ın da gelişiyle beraber Baolan'ı alt koridora aldılar. Rookie şimdi çok zor durumda kaldı ama Rookie buradan çıkmayı başaracak gibi duruyor. Hani Tilt çok dağıldı. 100 Thieves'den ziyade IG de çok daha aldı burada. Rookie tek başına burada. Rookie buradan çıkabilecek bir sıçrası var. Sıçrası ve arındırı var. Sıçrayı kullandı. Şimdi burada istediği savaşı bulacak belki. Rookie kimse umursamadı. Rookie orada inanılmaz bir hasar verdi ve dış ayına katkılarıyla kazanan IG oluyor bu savaşı. Someday de buradan çıkamayacak. Sıçrası da attı ama boşa. Someday. Hoşça kal. Üst üste 4 skor aldı IG. 5'e 3. Takım savaşı kazandı. 4 kişiyi düşürdü Invictus Gaming. En başta Rookie'ye gitmeleri gerekiyordu. Orada IG'ye Rookie'nin etrafında toplanma şansı verdiler. Ya Rookie'ye gittiler ama orayı Ning harika oynadı. Yani inanılmaz bir hasar çıktı. Onu elinden hasar çıkartırken aynı anda Rookie'den hasar gelmesi orayı paramparçalarını sağladı. Dışarıda varillerini patlattı. Orası öyle ama Rookie öteki tarafta tek başına kalmışken IG oyuncuları çok uzakta en başta. 100 Thieves senin dediğin gibi bir sağa bir sola gitti. Halbuki 5 kişi Rookie'nin üzerine gitse Rookie sıçrasını atıp oradan kaçmak zorunda kalacaktı zaten ama IG'ye 3'e 5 savaş yapma fırsatı, Rookie'ye de mükemmel bir pozisyon alma fırsatı veya verdiler. Veya orada bütün herkese kitle kontrol uygulayabilecek, bu arada burası bu gerçekten iyi bir hazırlık. Orada olduğunu biliyor zaten Invictus Gaming'in ve içeride totem olmadığını biliyor araya atılan kontrol toteminden sonra. Fumu da çok iyi oynamış. Aynen burayı. Öyle zaten önce kitle kontrolleri i̇şte atıyor, anda, arındırları alıyor. Şu anda herkes Rookie'ye gitse zaten Dışay ve Ning oraya yetişemeyecek henüz ama... Muhtemelen gitmemelerinin sebebi Gangplank Lux'in biraz o alanı kapatması. Tabii diğer tarafta da hani Shy da çok önemli bir şampiyon kıvamında, onu da söyleyeyim, onu da düşürmek istemişler. O da sıçrasını kullanmış. İşte burası harika. Ning yani 3 kişi atılmış bir burada vücut darbesi ardından ultiyle herkesi yok etmiş. O ultisinde herkes havadayken de Rookie'den müthiş bir hasar gelmiş orada 5 kişiye birden. 3 tane alan hasarı olan şampiyon olduğu için bütün kitle kontroller vesaire de zincirlenmiş. O alan hasarı sekince herkese açıkçası ki AP olduğundan da bahsettik, Ning'in eşyalarına bakalım. Ciddi şekilde yetenek gücü var. Ama ki 3800 hasar vermiş takım savaşında. 6700 dışay. O variller gerçekten can sıktı takım savaşında. Artı ultisinin de ciddi alan kontrolü sağladığını hatırlatalım. Jekyll Av'ın 207 hasar verdiği bir takım savaşını 5'e 3 şekilde Invictus Gaming kazandı. Jekyll Av direkt 10.000. Yok oldu zaten takım savaşının başında. Bir tane düz vuruş falan yapabildi. Onun dışında başka hiçbir şey yapamadı. Lissandra ultisine arındır attı. Ardından Nocturne ultisi ve Rakan ultisi gelince bir nişancı olarak yapabileceğiniz o nokta çok bir şey yok. Ama tabii burada da Van Andertriz'de bütün yeteneklerini bir şampiyon düşürmeyi kullanınca... Yalnız Rikara buradan çıkması çok zor görünüyor. Son bir hasar gelecek mi? Patlayan fıçı tutmadı. Patlayan fıçı biraz uzağına gitti Rikara'nın ama... Invictus Gaming'den tarife aynı.
Bu sefer zorlamadılar. Daha temiz bir şekilde kapatmak istiyorlar. Orta koridordaki inhibitörü de düşürecekler. Üst koridor şu an hazırlanmış durumda değil ama... Yalnız Samde yakalandı bir an için. Samde hala çoktan Rüya aynı derecede tank değil. Ultisini kullandı ama ultiden çıkışında düşecekti. Çok net görebiliyoruz arka tarafta. Bu arada tek başına yakalanan bir Jackie Love var. Jackie Love'ı aradan çıkarmayı başardı burada Wonder Tears. Bağolan. Şimdi birazcık hasar yardımına ihtiyaçları var. Rookie burada yeterli hasar verecek gibi duruyor. Rikana diğer tarafta dışarıyla birebir yaptı. Kazanan Duşay. Rookie. Yalnız Rookie artık çıldırmış durumda. Oyunu bitirmeye çalışmayı bıraktı tamamen Invictus Gaming ve tek amaçları rakipleri öldürmekmiş gibi duruyor. Tam bir Çin takımı taktiği. Evet, şu iki inhibitor alındı. Üçüncüsü için 50 saniyelik bir baron var. Üstlerine dönecekler, üst koridoru ittirmeye başlayacaklar muhtemelen. Açıkçası bir Çin takımına karşı, özellikle bu kadar üst seviye bir Çin takımına karşı en ufak bir kararsızlık yaşayamazsınız ve kararsızlık yaşadığınız zaman rakip sizi cezalandırıyor. Şu an nasıl koordine olmaktan uzak olduğunu görüyoruz Under TV'sin. Birileri üstüne dönüyor, birileri savunmaya çalışıyor vesaire vesaire. Burada fıçı da patladıktan resmen 10 saniye sonra falan ulti basmış Ikara. Orta koridora geçiyor, ondan sonra Invictus Gaming. Yani açıkçası... Milyonlarla birlikte geçiyor bu arada, normal koridordan yani gelen milyonlar değil. Maçı bitirebilecek, baron alabilecek bir deneme yaptı orada 100 Thieves ve gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. Orada oradaki az evvel bahsettim. Çalıda görüş olmadığını gördükten sonra içeriye girdi Rüyü. Orada harika iki kişiyi aradan çıkardılar ama ondan sonrası kararsızlıktı. Ya o kararsızlığı burada da Invictus Gaming'in artık bu dakikadan sonra inanılmaz bir nasıl diyeyim? Rakibi küçümsemeye girdiğini gördük. Kule altına 3 kişi girdiler. Ondan sonra yukarıda sanki hiçbir şey 13 olmadan. 13 bin altın fark var, evet. Yani neredeyse. Yani Rookie bir kuleyi kendi başına böyle 5 dakika tanklayabileceğini falan düşündü. Bir yerden sonra onlar da artık iyice saldılar maçı. Çünkü kazanacaklarının farkında. Invictus Gaming, Çin cephesi. Yani iki üst koridor oyuncusu arasında 6000 farklılık devasa bir fark var. Şu rally kullanıldı şimdi. Tabii kuleyi almak için biraz fazla önde kaldı Duşay. Arkaya giren bir Sunday var. Bu arada Jackie Love yakalandı bir kere daha. Orayı görmüyoruz ama burada Ricardo düştü. Öteki tarafta Jackie Love düştü. Her iki nişancının da öldüğünü görüyoruz. Andanın koruyucu meleği patlıyor. Şu anda Ryu içeride kaldı ve Ryu alan Baolan oluyor. Baolan bu savaşı şahane oynadı. Arka tarafta Rookie de Andayı alıyor. Bir skor daha. Bu da Ning'e gitti. Ning'in Sunday'i düşürmesiyle beraber artık 100 Thieves'in umutları başka bir zamana kalıyor. Ve Invictus Gaming, Çin'in 2 numarası, D grubunun büyük favorisi 5. galibiyetine ulaşıyor. 5-0 oluyor bu galibiyetle beraber. Invictus Gaming artık liderliği garantilemek için önlerinde tek bir engel var. O da Fnatic. Evet, o maça da kağıt üstünde favori olarak çıkıyorlar ama en ciddi rakipleri. Bu maç açıkçası kusursuz değildi. Rakibin görüşüne saygı göstermedikleri yerler oldu. Face check yaptıkları yerler oldu. Hata yaptıkları yerler oldu. Ama bir noktada rakibin küçük hatalarını gerçekten muazzam değerlendirdiler. Ama bu maçlar yaptıkları bu maçta ve diğer maçlarda yaptıkları küçük hatalardan ders çıkarmaları gerekiyor. Eğer daha üst seviyede bu turnuvada hedefleri şampiyonluksa, çünkü her nasıl 100 Thieves'e karşı Invictus Gaming hataları değerlendirebiliyorsa, küçük hataları değerlendirebiliyorsa IG'nin yaptığı küçük hataları da RNG ve KT gibi takımlar çok net şekilde değerlendirebilir. Tabii Kore'deki seyircilerin de IG'ye karşı büyük bir sempatisi var. Rookie var ki. Hem rookie olması hem de genç bir yeteneğin, aslında Kore'de pek de oynamamış genç bir yeteneğin bu takım tarafından çıkarılmış olması.